Fransa ile İtalya'da zorunlu aşı kartı dönemi başlıyor. Bugün itibariyle Fransa'da tartışmalara neden olan Covid yasası yürürlüğe girdi. Yani bugünden itibaren belli mekanlara girişte 2 doz aşı olma şartı ya da negatif PCR testi zorunlu hale getirilmiş oldu. Bu kurala uymayan vatandaşlara 135 euro para cezası verilecek. İşletmeler ise 9.000 euroya kadar para cezası alabilecek. Aynı zamanda hapis cezası da işletme sahipleri için söz konusu olabilecek. PCR testi tarafında bir değişikliğe gidildi. Çünkü öncesinde 48 saat önce istenen PCR testi şartı 72 saate uzatılmış oldu. İtalya'da da ise kapalı alanlara girişte yeşil geçiş sertifikası zorunlu hale getirilmiş oldu. Açık alanlarda böyle bir zorunluluk söz konusu değil. Kurala uymayan vatandaşlara 400 ila 1000 euro arasında para cezası verilecek. İş yerlerinin ise 10 güne kadar kapanma riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi. 1 Eylül itibariyle üniversiteye girişte öğretmen ve öğrencilerden yeşil geçiş kartı istenecek, zorunlu hale gelecek ve bu kurala uymayan öğretmenlerin çalışamayacağı ve 5 gün içerisinde kartı ibraz etmemeleri halinde maaş alamayacaklarına dikkat çekildi. Şimdiye kadar baktığımız zaman İtalya'da nüfusun %60'ından fazlası 2 doz aşıyı olmuş durumda. Covid aşısı tüm zamanların en çok satan ilaçları arasına girme yolunda ilerliyor. BioNTech bugün gelir tahmininde yukarı yönde revizyona gitti. 2021 yılı için gelir tahminini 15,9 milyar euro yükseltti. İkinci çeyrekte karı ve geliri beklentinin üzerinde gerçekleşti. Gelirler için ikinci çeyrekte 3,5 milyar euro gelir beklentisine karşılık 5,3 milyar euro gelir açıkladı şirket. Bugün Avrupa borsana baktığımız zaman geçtiğimiz hafta yaşanan hızlı yükselişin ardından haftanın ilk işlem gününde endekslerde bir soluklanma çabası yaşanıyor. Bugün veriler tarafında Euro bölgesine yatırımcı güveni verisini takip ettik ve veri beklentiyi karşılamadı. 5 ay arka arkaya yaşanan yükselişin ardından Ağustos ayında sürpriz bir biçimde gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesine indi endeks. Bir önceki ay 29,8 seviyesindeydi fakat Ağustos ayında 22,2 puana geriledi. Bunda özellikle yeni kısıtlamalar geleceğine dair endişeler etkili oldu.